CHP lideri Kılıçdaroğlu pazartesi akşamı meydana gelen depremin merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesine gitti. Belediyelerin çalışmalarından övgüyle söz eden Kılıçdaroğlu'nun hükümete de çağrısı vardı. İyi ki bu ülkede yerel yönetimler var. Yerel yönetimler olmasaydı tablo çok daha vahim bir süreci bize yaşatabilirdim. Üçüncü kez deprem bölgesine gitti. Sadece CHP değil, bütün belediyelere çabaları için teşekkür etti. Bölgedeki eksiklikler vardı önceliğinde. Bu ülkeyi yönetenlere seslenmek istiyorum. Ya Allah aşkına siz nasıl olur da bir çadır sorunu çözemiyorsunuz ve nasıl olur da kalkıyorsunuz? Efendim çadır sorunu çözdük diye ortalıkta geziyorsunuz. Gelin vatandaşı bir dinleyin. Çözemiyorlarsa bıraksınlar biz çözelim. Kılıçdaroğlu 2 gün önce 6.4'lük depremin vurduğu Hatay Defne'deydi. Göç edenlere bu kentten vazgeçmeyin çağrısı yaptı. Elbette ki yeni yerleşim yerleri olabilir, yeni binalar yapılabilir ama kentin dokusunun, kentin kültürünün, kentin tarihi eserlerinin mutlaka korunması gerekiyor. Dünya kültürü için de Hatay çok önemli bir kent. Altılı Masa yabancılara konut satışının durdurulmasını önermişti. 5 yıl süreyle yasaklayacağız paylaşımı da geldi CHP liderinden. İYİ Parti lideri Akşener'le ilgili Kılıçdaroğlu'na dosya sunduğunu ileri süren Yaşar Okuyansa CHP'den ihraç edildi.